Evet, değerli arkadaşlar, çok önemli olaylar oluyor Azerbaycan'da. Azerbaycan gerçekten tarih yazıyor. Ben Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, hele o genç bir Hacıyev var onların, hem sahada hem masada, yani dünyayı böyle tur atarak çok müthiş şeyler yaptıklarını görüyorum. Evet, Rusların orada tekrar girmesi biraz içimizi burksa da genel konjonktüre baktığımızda şu anda Azerbaycan'ın elde etmiş olduğu başarı küçümsenecek gibi değil. Dün de Kelbecer'e teslim ettiler. Umarız Laçin'de teslim edilir. Böylece diğer şeyler zaten kendiliğinden gelişecektir diye düşünüyorum. Ama bugün bizim toplanma sebebimiz özellikle Zengezur Koridoru'nun Türkiye ve özellikle de Iğdır açısından önemini konuşmak istiyoruz. Şahsen ben bunu duyduğum zaman, yani benim hayallerimdeki olan bir şeydi. İstanbul'dan kalkıp arabamla Azerbaycan'a gitmek, oradan da diğer Türk cumhuriyetlerine geçmek heyecan verici. Ben bunun tarihi ve stratejik ekonomik önemini bahsetmeyeceğim. Çünkü çok değerli katılımcı arkadaşlarımız var, konusunda uzman. Bunlardan alacağız. Hemen söze Türkiye Anıtlar Derneği Genel Başkanı ve Azerbaycan Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Önal Bey bu konuya değinecek. Selçuk Bey, Zengezur bölgesi bizim elimizdeydi, nasıl gitti? Bir, ikinci sorumuz şu. Orada olan savaşlar ve oranın tarihçesini bir özetlerseniz seviniriz. Buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Şimdi ben konuşmama başlamadan Iğdır'a bir daha sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Arkadaşlarıma hepsine merhaba diyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan'ı tanıtmak için iki kelime yeterlidir. Küçük Türkiye. Evet, bugün küçük Türkiye'mizin 30 yıldır çektiği acıların son bulduğu günlerdeyiz. Kelbecer'i de teslim aldılar. Onun için Karabağ %70'ini, 70'e yakınını kurtaran, kan döken, kanını akıtan ve şimdi Azerbaycan ordusuna sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten bütün tahminleri yıktılar. Onun için işte Azerbaycan yeni vatan olmaya başladı. Dersek yalan olmaz. Azerbaycan, Karabağ diyorlar Azerbaycan'dır. Aslında Karabağ hakikaten Azerbaycan'dır. Hatta Azerbaycan'ın gövdesidir. Yani bu Revan'ı eski Azerbaycan topraklarını da sayarsanız tam ortada, tam ortasında bir yer. Bu Karabağ neresi? Karabağ, Kür, Aras ve bugün Ermenistan sınırlarında kalan Gökçe Gölü'nün arasındaki coğrafi bir alandı. Yüksek dağların olduğu, bu dağlara bağlı ovaların olduğu müthiş bir güzellikte olan ve asırlardan beri de Türk yurdu olan bir bölgedir. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğu zaman, yani Azerbaycan o Kafkasya'da o güne kadar hanlıklarla idare ediliyordu. 1800'den işte 1918'e gelene kadar 100 yıldan fazla Azerbaycan Türklerinin ne ordu kurmasına müsaade etti Ruslar, ne başka alanda gelişmesine müsaade etti. Hatta okuma yazma oranı da sıfırdı. Ama 28 Mayıs 1918'de şükürler olsun Azerbaycan Sovyet Çarlık Rusya'sından bağımsızlığını ilan etti ve devlet oldu. Daha sonra 27 Nisan 1920'de de maalesef Ruslar tarafından işgal edildi. Şimdi bölgedeki savaşlar çok enteresandır. Yani o zaman 1918-20 şeyine bakarsak, bu Zengezur koridoru da o zaman şekillenen, o güne kadar bu koridorundaki bütün köylerin %70'i Türkler, nüfusun da %70'inden fazlasını Türkler oluşturuyordu. Ancak işte 100 yıllık süre zarfında Ruslar tarafından bu bölgeye yerleştirilen Ermeniler, 1915'ten sonra Anadolu'dan kaçan ve silahlı taşnaklar Ermeniler maalesef işte bugünkü Ermenistan sınırları içerisinde yaşayan Türk köylerine karşı, Zengezur'daki Türk köylerine karşı, yani Zengezur'a gitmeden evvel Iğdır'daki Türk köylerine karşı orada kesip insanları kuyulara attıklarına da hepimiz şahidiz. Benim babaannem de
Otaylı'dır. Yani Otay dediğimiz Aras'ın diğer tarafı. Hep böyle şey yapardı işte. Bütün akrabalarını, yakınlarını maalesef Ermenilere o zaman kurban verdiler. Kaça kaç dedikleri işte bizim atalarımızın silahsız, savunmasız, askeri yok, ordusu yok. Onların kaçtıkları ata yurtlarından yurtlarını terk ettikleri yerler için biz eskiden çocukluğumuzda da kırgır geçerdik. Dedik işte kaç o kaç başka şeyimiz yok. Evet arkadaş silahın yoksa, gücün yoksa, askerin yoksa mecburen kaçıyorsun. Bu Ermenilerle bizim Azerbaycan Türklerinin bütün bugün Ermenistan'ın topraklarının %100'ü Azerbaycan Türklerine aittir. 1920-27 Nisan'ında Rus ordusu Azerbaycan sınırlarına dayandığı zaman Karabağ'da Ermeniler büyük bir saldırı başlattılar. Yani Rusların teşvikiyle o saldırıyı başlattılar. Ordumuz gitti Karabağ'a. Karabağ'a gidince sınırlarımız savunmasız kaldı. Rus geldi işgal etti. Aradan 70 yıl geçti. 1990'da, 91'de, 92'de yine Azerbaycan 91'de bağımsızlığını aldı. 92'nin hatırlarsınız 1988'de Ermenistan'da bir deprem oldu. Iğdır'da da hissedilen büyük bir deprem. Dünyanın dört bir bucağından Ermenistan'a silah yağdı. Orada militan yağdı ve o günden sonra da Azerbaycan köylerine karşı büyük bir baskı başladı. Şimdi Zengezur'da kalan son 20-30 köyde 1988 yılında bütün kalanların hepsi sürüldü Azerbaycan sınırlarına. Hatta Ermenistan'ın içerisinde kalanlar da Azerbaycan'a sürüldü. Sürüldü, öldürüldü. Tabii bunlar bizim için meçhul. Niye meçhul diyoruz? 1992'de Hocalı'da katliam olduğu zaman Azerbaycan yöneticilerinin 3 gün sonra haberi oldu. Tam 3 gün sonra. Yani bütün dünya, bizim burada haberimiz vardı ama Azerbaycanlı yönetenler, o zaman Sovyet yanlısı yönetim var. Maalesef 3 gün sonra haberi oldu. Yani çok önemli bir kırılma noktasıydı Hocalı katliamı. Hatta Azerbaycan vatandaşı olan o zamanki İçişleri Savunma Bakanlığı da yapmış, Cumhurbaşkanlığı Sarkisyan, bir Fransız gazetesine bir mülakat verirken dedi ki, Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan yöneticileri bizim sivillere dokunmayacağımızı düşünüyorlardı. Hocalı'yla biz bu algıyı yıktık. Evet, o Hocalı'da yıkılan algı, Karabağ'ın, hatta Azerbaycan topraklarının %20'sinin işgaliyle son buldu. Şimdi 2020'ye gelince bakın 1994'te Bişkek'te barış anlaşması, daha doğrusu ateşkes anlaşması imzalanmıştı. O günden bugüne Azerbaycan topraklarına karşı Ermenistan'ın yüzlerce defa silahlı tacizleri oldu. Ama hiçbirisine maalesef Azerbaycan yönetimi, Azerbaycan devleti karşı koymayınca İşte bizde de ümit kırılmıştı. Yalan yok yani. Şimdi bazı şeyleri doğru söylemek lazım. Tovuz'a büyük bir saldırı düzenledi. Maalesef o zaman da karşılık vermedi. Ama demek her şeyin bir zamanı varmış. Son 27 Eylül'de yaptığı saldırının karşılığını aldı. Azerbaycan Bey, son bir dakika toparlarsan sevinirim. Toparlıyorum. Azerbaycan ordusu büyük bir başarı göstererek topraklarının %70'ini kazandı. Ya bu yüzlerce şehit verdi, yüzlerce yaralı verdi. Onun için ben bir daha Azerbaycan ordusunu gönülden kutluyorum. Zengezur koridoru bizim için çok önemli. Yani bu 10 Kasım'da imzalanan anlaşma hakikaten bizim de içimizde büyük bir sevinç dalgası oluşturdu. Iğdır'dan arabamıza binerek Azerbaycan'a kadar Karabağ'ın bütün şehirlerine gidebileceğiz. Tabii şu anda Karabağ yerle bir edilmiş, yıkılmış bir haldedir. Bizim oranın tamirine, oranın şeyine de katkımız olacaktır. Buna kimsenin şüphesi olmasın. O tarihi mescitlerimizin, tarihi abidelerimizin yeniden inşası yönünde bizim de planlarımız, düşüncelerimiz vardır. Zaman içerisinde bunları yürürlüğe koyacağız. Ancak Zengezur işte açıldığı zaman Iğdır'a hakikaten yöreye büyük katkısı olacaktır. Güney Azerbaycan'a büyük katkısı olacaktır. Güney Azerbaycan'daki Türklerin de işte bu Karabağ Savaşı'nda
büyük bir beklenti ve büyük bir sevinç yaşadığını hep birlikte gördük. Bir sevincimi daha arz etmek istiyorum. Yani bu Karabağ Savaşı'nda, 44 gün süren bu Karabağ Savaşı'nda, Vatan Savaşı'nda Azerbaycan Türklerinin iktidarıyla, muhalefetiyle tek vücut olması en büyük kazancımızdır. Evet, o oldu. Yani hakikaten tek bir çatlak ses çıkmadı. Onun için ben Azerbaycan'ı bir daha yürekten kutluyorum. İnşallah bundan sonra artık o kara günler geride kalır. Ermenilerin de aklı başına gelir artık. Yani artık Azerbaycan'da devlet var, ordu var, kararlılık var, var oğlu var artık. Ben teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen hiç ara vermeden emekli Kurmay Albay Hanifi Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Sayın Yıldırım, askeri açıdan stratejik önemi nedir bu koridorun? Öncelikle konuşma fırsatı verdiğiniz için zatenize şükranlarımı arz ediyorum. Çok değerli büyüklerim ve değerli arkadaşlarımla birlikte aynı platformda buluşmaktan son derece mesutum. Saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Şimdi bir bölgenin stratejik önemi ne anlama geliyor? Önce bir stratejik kelimesinden ne anladığımızı ifade etmekte fayda görüyorum. Şimdi literatürde ve kitabı olarak stratejik bir bölgenin stratejik coğrafi önemi elde bulunduran ülkenin veya toplumlara üstünlük, harp sahasında veya muharebe sahasında üstünlük sağlayacak veya ekonomik alanda da bir takım üstünlükler, katkıları sağlayacak olan bölgeler genellikle ülkeler için stratejik bölge veya nokta veya işte tesis olarak ifade ediliyor. Tabii bazı şeyler söylediğim zaman kitab-ı kerimler ve teknik kelimeler belki tam olarak ifade edemeyebilir. Şöyle arz edeyim, ülkemizden örnek verecek olursak. Bugün İstanbul'daki Boğaz Köprüleri işte her üçü de Türkiye için son derece stratejik bir öneme sahip noktadır. Buradan hareketle Zengezur bölgesi, az önce Selçuk abi gayet güzel bölgede cereyan eden savaşları ve tarihi konusunda bizleri aydınlattı. Bir bölgenin stratejik önemi genellikle o bölgede cereyan eden savaşlarla da anlaşılabilir. Eğer bir alanda çok savaş, muharebe meydana geliyorsa o bölgenin öneminin çok daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bu savaşlar içerisinde, bu bölgede meydana gelen tarihi süreç içerisindeki muharebeler ve savaşlar içerisinde 1988-91 yılındaki özellikle Rus kontrolündeyken o bölgedeki meydana gelen kanlı savaşlar, yine 92'deki az önce Selçuk Bey'in de ifade ettiği gibi kanlı katliamla birlikte maalesef tarihi süreç içerisinde baktığımızda Türk yurdu olan, Azerbaycan Türk'ünün öz ve öz yurdu olan bölge bağrından koparılarak Ermenistan'a peşkeş çekilmiştir. Şimdi yine bazı yorumculara ve gazetelerde bazı yorumlar okuyorum. Efendim işte evet, Karabağ Savaşı, Karabağ'daki muharebeler Azerbaycan'ın zafer yazdığı ve çok büyük bir tarih yazdığını görüyoruz. Efendim işte anlaşmada bir takım kayıplar, işte efendim şöyle böyle işte şudur budur filan, ki bu konuların en başında da Zengezur bölgesindeki koridorun önemi belki de net anlaşılmadığından elde edilen Azerbaycan Savaşı'nın küçümsendiği yönünde bazı haberler okuduk. Ben Selçuk abi de az önce ifade etti. Kesinlikle katılmıyorum. Bu büyük, büyük bir zaferdir. Çok büyük bir zaferdir. Bu zaferi elde eden başta Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan ordusunu canı gönülden kutluyorum. 10 Kasım'da icra edilen ateşkes, bunun altını çiziyorum çünkü medyada ve basında okuduğumuz bazı yazılarda ateşkes ile barış anlaşması karıştırılıyor. Bu bir ateşkes anlaşmasıdır. Daha önceden de ateşkes anlaşması oldu. Yani Türkmen çayı ve Osmanlı dönemindeki barış anlaşmalarını bir kenara bırakırsak, Rus kontrolü, Rus hegemonyasına girdiği tarihten bu tarafa bölgede pek ateşkes barış anlaşmasının yapıldığını görmüyoruz. Genellikle pansuman tedbirlerle, ateşkes anlaşmalarıyla ülkeler ve olaylar geçiştirilmektedir.
Bölgeyle ilgili olarak tabii ki 10 maddelik ateşkes anlaşmasının her bir maddesi de zaferin abideleridir, anıtlarıdır. Ama bölge olarak, Zengezur bölgesini olarak ele aldığımızda özellikle 2. maddesi, 6. maddesi ve 9. maddesini Nahçıvanlı ile Azerbaycan arasındaki koridorun oluşturulması, Zengezur bölgesini ifade eden metinlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Zengezur nedir? Zengezur, tabii ki az önce stratejiden bahsederken bölgenin coğrafi özelliklerini de arz etmeye çalıştım. Özele inecek olursak, Zengezur bölgesi güneyden kuzeye doğru doğu-batı istikametinde, yani İran, bir ucu İran'da, bir ucu Gürcistan'da ve Ermenistan'da bölgesinde olan üç ayrı kompartman şeklinde vadilerle oluşmuştur. Yani siz buradan Iğdır'dan çıkıp Ağrı üzeri, Erzurum üzeri Ankara'ya gittiğiniz zaman, örneğin Pamuklu geçitleri geçtiğiniz zaman bir vadi değişikliği oluyor. Yani Iğdır Vadisi, Iğdır bölgesi, efendim işte Zor Dağları, Ağrı Dağı'nın kesişmesi ve arkasında Doğu Bayazıt Vadisi ve Ağrı Vadisi'ni şeklinde gözümüze canlandırabiliriz. Şimdi Zengezur bölgesinde üç ayrı, yani dağ silsilesi, Kafkas Dağları'nın uzantıları ve iki vadi bulunmaktadır. Bu vadilerin elde bulundurulması, geçmişten gelen çatışmalarda bu Zengezur Vadisi'nin yaklaşık 40-45 kilometre geliştiğinde olduğu ifade ediliyor kaynaklarımızda. Şimdi yine 9. maddesinde anlaşmanın Rus birliklerinin, Rus gücünün, bölgede konuşulacak olan Rus gücünün miktarını ifade ediyor. 90 ZMA dediğimiz, yani zırhlı muharebe aracı, ki bu ZMA araçlarının özellikleri personelin ateşe karşı, hafif silahlara karşı koruma sağlıyor. Önemli bir araçlardır, önemli bir güçtür. 380 taksi diye geçiyor gazetelerde, haberlerde. Aslında o taksi değildir, o taktik tekerlekli araçtır onlar. Bugün basını eğer okursanız, takip ederseniz orada çok yanlış kelimeler kullanılıyor. Bunlar da önemli araçlardır. Bunlar çünkü güçlü araçlardır. Daha da önemlisi, 1960 personel o bölgede konuşlandırılıyor. Şimdi Rusların bölgeye girdiği ve bölgedeki koridoru dikkate aldığımızda yaklaşık 11-12 kilometrelik bir alan içerisinde 60-70 kilometre uzunluğunda bir yoldan bahsediliyor. Güzergahtan bahsediliyor. Bu güzergah dikkate alındığı da kuvvet çok fazla olduğunu değerlendiriyor. Neredeyse Ruslar aslında o bölgeye koridorun güvenliği açısından değil de daha kalıcı olacak, o bölgede söz sahibi olacak. Konuşlandırılan birlik askeri literatürde bir tugay seviyesinde bir birliği ifade ediyor. Mekanize tugay seviyesinde bir birlikten bahsedebiliriz. Dolayısıyla güvenlikten ziyade biraz daha başka maksatlarla tertiplenmiş veya konuşlandırılacak bir strateji olarak algılıyorum. Konuyla ilgili olarak tüm yerli ve yabancı basınlardan takip ettiğimde bizim basında efendim Türk özel birliklerinin, Türk kuvvetlerinin, Türk askerinin Ruslarla birlikte bölgede görev yapacağı, barış gücü olarak faaliyetini icra edeceği, efendim emniyetini alacağını ifade ediyor ama resmi açıklanmış, resmi dokümanlarda bunu görmedim. Dolayısıyla şu an için o bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücüne kontrol noktalarında bulunacağını ifade etmek bence biraz yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla Rus kuvvetlerinin bölgedeki konuşlandırılmasıyla birlikte o bölgedeki güzergahın emniyetinin alınması, sağlanması ve düşünülmektedir. Sayın Yıldırım, toparlarsanız sevinirim. Ama bunlar ifade edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu güzergahtan bahsetmek istiyorum. Şu anda o bölge, eğer Laçin Koridoru ve Zengezur Koridoru açılmasaydı, Nahçıvan'dan çıkan bir vatandaşımız Terbiz, Erdebil ve Bakü üzerinden yaklaşık 700 kilometrelik bir mesafe kat ediyor.
Bu güzergah gerçekten açıldığında ve faaliyete geçtiğinde bu güzergahın yani Nahçıvan'dan çıkıp karayoluyla tabii ki Atayurt'u aynı zamanda hem gezerek hem görerek hem tarihi bölgeleri 450 kilometre falan indirileceği hesaplanıyor. Yani bu da ulaşım açısından, zaman açısından çok büyük bir mesafe tasarrufu ve zaman tasarrufunu ifade edebiliyoruz. Ben bir bilgimi, anımı paylaşmak istiyorum. İki sene bundan önce Nahçıvan'da bir haftalık falan bir süre kaldım. Hemen hemen Nahçıvan'ın tamamını gezdim diyebilirim. O dönemde Ordubad bölgesinde tahminen açılacak olan karayolu Nahçıvan üzerinden Ordubat'tan ve Batabat Gölü var orada, Batabat Gölü. O gölünün etrafından geçen bir koridor veya bir karayolu olacağını tahmin ediyorum. Batabat Gölü çok ilginç bir doğa harikası. Yaklaşık 10 hektarlık bir alan içerisinde bir göl oluşmuş, tamamen doğal. Ve bu gölün içinde ayrıca bir toprak parçası veya bir yığıntı gibi bir şey oluşmuş. Yani kara parçası gibi bir şey. Ada var. Gezen adı. İşi nasıl? Gezen ada. İşin güzel yanı bu hareket ediyor. Evet. Zaman zaman gölün doğu tarafına, zaman zaman gölün batı tarafına geliyor. Ben daha oraya gezdiğimde bile hayret etmiştim. İnanıyorum ki bu koridorun açılmasıyla birlikte o Batabat Gölü'nün güzelliği, turizme katkısının çok daha fazla olacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum. Söz verdiğiniz için saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. Şimdi hemen hiç ara vermeden... Kamil Arslan Bey var. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Sayın Kamil Bey, ne düşünüyorsunuz siz oradaki o yolun açılmasıyla birlikte? Özellikle Iğdır'daki iş adamları nasıl örgütlenirse iyi olur. İş ve ekonomik güçlerini nasıl geliştirebilirler? Şu andaki şartlarla giderlerse bir başarı olur mu, yoksa biraz değiştirmek gerekir mi? Sanayi Odası Başkanı olarak ne düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir program düzenlemiş olduğunuz için ben sizlere de teşekkür ediyorum. Bu toplantının da akabinde hayırlara vesile olmasını ben temenni ediyorum. Biz bu işin ticaret boyutundayız. Nahçıvan 92 yılında Hasret Köprüsü dediğimiz kapı açıldığında aynı dönemde, aynı yıl içerisinde il olduk. Bu Iğdır'a gerçekten hem şey anlamında, ticari anlamda hem de il olması hasabıyla da çok bir fayda getirdi. Bizim ihracatçımız İliç'e döneminde İran'la aramızda bir ihracat bağı vardı, ticaretimiz vardı. Fakat Nahçıvan kapısı açıldıktan sonra bizim üyelerimiz İhracatı daha iyi yapmaya, Azerbaycan'la daha iyi ilişkiler kurmaya ve ticaretini geliştirmeye başladılar. Bugün itibariyle sınır ticaretiyle birlikte ihracatçı sayımız 300'ün üzerinde ihracatçımız var. Aktif ihracatçımız bugün itibariyle 100'ün üzerinde. Mesela İshak Bey gibi değerli ihracatçılarımız var. Çok büyük miktarda ihracatlar yapıyorlar. Türkiye genelinde 1 milyon doların altında ihracat yapan il sayımız 8 tane. Fakat Iğdır'ımız 2008 yılında 136 milyon dolar. 2019 yılında 124 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor Iğdırlı iş adamlarımız. Bunun bavul ticareti dediğimiz kayıt dışı ihracatla birlikte 150 milyon dolarlık bir potansiyele sahip. Bunun yani araya girerek bir şey açıklamak için şey yapıyorum. Sadece Azerbaycan'a mı bu 125 milyon dolarlık ihracat? Azerbaycan ve İran. Azerbaycan ve İran değil mi? Tamam. Evet. Devam. Bunun yanı sıra yeni yeni Türkiye Cumhuriyetler de oluşmaya başladı. Şimdi sözü getirmek istediğim nokta şurası.
Aynı zamanda biz nakliye sektöründe de İç Anadolu'ya kadar en büyük nakliye sektörü, lojistik firmaları bizde. Biz oda olarak hem üçüncü ülkelere geçiş belgesi hem de tır garnesi satıyoruz oda olarak. Türkiye'de 16 bölgeden bir tanesi Iğdır, tır garnesi satıyoruz. Avrupa Asya'ya çalışan tırlarımız. Biz bu pandemi öncesi 1600 adet tır garnesi satıyorduk. Artı 1800 ile 2000 tane arası da dünya ülkelerine geçiş belgesi, dozbala diye bir evrak satıyorduk. Fakat bu pandemi döneminde bu hem ihracatta hem nakliye sektöründe biraz yavaşlama olduğu için biraz beklemedeyiz. Demin arkadaşların da söylediği gibi bu koridor açılırsa Iğdır'ımızın, Azerbaycan'ımızın, Nahçıvan'ın ufku açılacak. Çok büyük bir müspet yansımaları olacak. Zaten bu görsel medyada kaç gündür seslendirilen bu koridor bize gerçekten bugün itibariyle müspet yansımaları oluyor. Arsa fiyatlarından tutun, daire fiyatlarından, gelecekten ve buradaki insanların il dışından, yurt dışından insanlarımızın geri dönebileceğini artık insanlar konuşuyor. Onun için bu koridor bizim için çok önemli, Azerbaycan için çok önemli, Nahçıvan için çok önemli. Çünkü Nahçıvan özel bir cumhuriyetti. Kapalı bir alanda sıkışmış bir muhtar cumhuriyetti. Bu artık Azerbaycan'ın bir parçası, bir vilayeti olacak, bir valisi olacak. Ve biz Iğdır olarak artık 450 kilometre demeyeceğiz. Buradan Nahçıvan'a geçtiğimiz dakikada yarım saat içerisinde biz Azerbaycan'a geçtik diyebileceğiz. Çünkü Nahçıvan'ı geçtiğimiz zaman Azerbaycan'ın bütün topraklarına ulaşmış sayacağız kendimizi. Bir konu daha var. Bu konu Ortak Sanayi Bölgesi adı altında bir proje yürütüldü. 4 il yarıştı bu konuyla ilgili. Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı. Ortak Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı bir yer tespit edildi. Iğdır, tabii ki biz Devlet Üretme Çiftliği'nin ortak bölgesinde bir yer, 40 bin dönüm bir arazi önerdik. Hakkari Yüksekova önerdi. Van bir bölgede Kapıköy önerdi. Ağrı Dilucu kapısına, pardon, Gürbulak kapısına yakın bir bölgede, orası da biraz bataklıktı, 800 dönüm yer önerdi. Tabii siyasi irade bunu biraz Van'a çekti. Van'dan sonra Ağrı'ya çekti. Şimdi Amerika ile İran arasındaki itilaf şeyden dolayı, bu görüş ayrılığından sonra dolayı bu proje rafa kaldırılmıştı. Şimdi bu proje Azerbaycan'la Türkiye arasında ortak sanayi bölgesinde bölgedeki 70 bin kişi istihdam sağlayacak bir alan oluşabilir. Bu proje hayata geçirilebilir. Amaç burada ortak sanayi bölgesinde diğer büyük ülkeler, metropol şehirler, büyük ülkeler bu ortak sanayi bölgesinde yapacağı fabrikalarla, yapacağı üretimle hem bir serbest bölge statüsünde iş yapmış olacak, orada da üretim yapmış olacak. Bu da çok önemli bir proje. Dediğim gibi İran ile Amerika'nın arasında olan bir görüş ayrılığından dolayı Türkiye bu projeyi rafa kaldırmıştı. Ama şimdi biz üçlü bölgede ileri partnerimiz Azerbaycan olur. Yani İran yerine Azerbaycan olur ve bu proje bu bölgeye çok fayda getirir diye düşünüyorum. Biz bugün itibariyle de Nahçıvan'la her pandemi döneminden dolayı ihracatımız azaldı. Fakat biz Nahçıvan'la, Azerbaycan'la, İran'la ilişkilerimizi iyi, bu koridorun açılmasıyla da fevkalede işlerin yürüyeceğini, bu bölgenin insanının istihdamının çok olacağını düşünüyorum. Biz Iğdır olarak sanayi alanında istihdam sayımız birin altında idi. Geçtiğimiz 2009 ile 2019 arasındaki istihdamımız 2,5'u geçti. Yani sanayi alanında çalışan istihdamımız %2,5'u geçti. Bu da bizim için gerçekten sevindirici. Bize daha önce diyorlardı ki siz tarım illisiniz, tarım yapın. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili
işlerinizi yapın. Ama biz bu son 8 yılda organize sanayi bölgemizde bir ilme kazandı. Çok iyi bir yerlere geldi. Bölgede en rentabl yatırım yapılacak organize sanayi bölgelerinden bir tanesi biz olduk. Bu konuda iddialıyız. Yani biz yalnız tarım alanında, hayvancılık alanında değil, hem ihracatta, hem üretimde, hem lojistik firmalarıyla güçlü bir il olmayı hedefliyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz hep birlikte. İnşallah bu konuda çabamız, gayretimiz var. Toparlarsanız Şamil Bey. Efendim? Lütfen toparlayın diyorum. Evet. Şimdi demin arkadaşların stratejik anlamda da bu koridorun açılmasıyla ilgili sözler söylediler. Gerçekten bu hem Azerbaycan için, hem Türkiye için, hem Iğdır için, bölge için çok önemli bir proje. Bu Azerbaycan'ın kazanmış olduğu bu zaferin yansımaları bizim Türkiye'de, Iğdır'da çok güzel karşılandı. Türkiye hükümetimiz buna çok müsbet yaklaştı. Cumhurbaşkanımız bu konuya çok iyi destek verdi. Yalnız Cumhurbaşkanımız değil, Türkiye bu konuya çok hassasiyet gösterdi, önem verdi. Bu da bizim için sevindiricidir. Türkiye'deki Azerbaycanlılar için çok büyük bir gururdur, sevindirici bir harekettir, bir zaferdir diye düşünüyorum. Ben bu toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum, arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi aramızda çok değerli bir, tam biz aslında dışarıdan bakan ve sevinen kişileriz. Ama orada olan, bizzat ihracat yapan, iş yapan, ticaret yapan değerli bir hemşehrimiz var. Sayın Yayıcılı, siz Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ihracatta ne gibi bir değişiklik bekliyorsunuz? Ve orada ki o iş adamlarına sizin öneriniz ne olur? Bu konuda fikirlerinizi rica edeceğim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Metin Bey, siz de bu programı hazırladığınız için size de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi 1992 yılında hatırlarsınız, kapı ve il olmadan Iğdır gerçekten küçük bir ilçe durumundaydı. Bu kapı açıldıktan sonra kapının yeni açılması nedeniyle devletimizde biraz müsamaha göstererek hem ihracat yapanlar ihracat yaptı, mazot ticareti yapanlar mazot ticareti yaptı derken bir sirkülasyon Iğdır ilçesinde bir hareket olmaya başladı. Burada belirli bir ticaretten sonra herhalde 1992 yılında da il oldu. İl olmasıyla da ister istemez kamu kuruluşlarında da bir nüfus artışı oldu. Derken Iğdır gelişmeye ve büyümeye başladı. O zaman ben bir Azerbaycan seyahati yaptım. Iğdır'da biz eskiden babam, herkes oradaki beyefendiler de hep biliyorlar. Biz Iğdır'da toptancılık yapardık. Ben gittim Nahçıvan'ı ve Bakü'yü ta Gence böyle Azerbaycan'ı gezdim. Gerçekten baktım orada bütün mesleklerde bir boşluk var. Ha, ben o zaman Metin Bey şunu kendi kendime söyledim. Dedim burası ne Suriye'ye, ne Irak'a, ne İran'a, ne Bulgaristan'a benzer. Burası bir millet, iki devletin bir komşuluğu var. Burada mesleğinde büyüyebilirsin diye bir düşünce oluştu bende. Ben daha sonra bir iki yıl şeye başladık, bavul ticaretine. Bavul ticaretinde de orada yaptığımız ticaretlerde kendimizi kabul ettirmeye başladık.
herkes sevgiyle, saygıyla bize yakınlık gösterdiler derken biz orada yerleşmeye ve şirket kurmaya karar verdik. Bu şekilde hem Bakü'de hem Nahçıvan'da işlerimizi başlattık. Şimdi Zengezur koridoru hayata geçerse başta Bakü, Türkmenistan ve Türkü Cumhuriyetleri bir kere Iğdır üzeri koridordan rahatlıkla geçip Iğdır'ı büyük bir Iğdır'ı, Nahçıvan'ı bu konuda büyük bir ticari patlama her konuda faydası olacağını düşünüyorum. Ve Bakü'ye artı bir de Nahçıvan'dan Bakü'ye ciddi bir taşımacılık var. Bakü'den de Nahçıvan'a. Hem yol kısalacak. Ben daha sonra sizin ne kadar örneğin İran'la gidişte mesafe kısaldığını bir de Sarp günlüğünden ne kadar kısaldığını arz edeceğim. Ve bu şekilde hem yol kısalacak bir de geçişlerde mesela bizim şirket olarak da orada ciddi bir şekilde hem su olsun hem gofret çikolatalarımız olsun aylık 100 tırın üzerinde bir nakliyemiz oluyor. Artı bir de Nahçıvan İran üzerinde 2 tıra bir masraf çıkıyor. Bu da ne olacak? Yani ekonomi yönünden bir büyük bir fayda sağlamış olacak. İran üzerinden taşımacılık da şu anda yapılıyor. Bu taşımacılıkta hem masraflar çoğalıyor hem de yol mesafesi uzuyor. Bunun yanı sıra Kars demiryolu açılacak. Demiryolu da bütün arkadaşların bildiği gibi Zengezur koridorundan bir geçiş verecek. O da ta İpek yolunu oluşturacak. Çin'e kadar gidecek. Zengezur koridoru hayata geçtiği zaman yani hem Iğdır büyük bir fayda görecek, hem Nahçıvan büyük bir fayda görecek ve öyle hesap ediyorum ki bu 200 yıl içerisinde Iğdır'ın nüfusu 200 bin, 300 bini de bulabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında da bizim mesela Nahçıvan üzeri gidişlerde örneğin şöyle söyleyeyim. Gürcistan'dan geçişlerde Sarp Kömürü'nden Bakü'ye kadar mesafe 1066 kilometre. 1066 kilometre. İran Gürbulak'tan Bakü'ye de gidiş 900 kilometre. Diluz'undan Bakü'ye de gidiş 619 kilometre. Bunun aradaki fark şu çıkıyor. Gürcistan üzeri giderse 447 kilometre bir fark çıkıyor. Yani yol uzaklığı. Daha kazançlı olur. Evet. Üzerinde İran üzerinde giderse 281 kilometre bir fazlalık yol mesafesi kat etmiş oluyoruz. Bu da ister istemez hem giden ihracat mallarımız ucuza gidip oraya inecek. Hem rekabet şansımız artacak. Yani hem Türkiye ekonomisine faydası olacak. Hem Nahçıvan'a hem Iğdır'a. Ben şöyle Metin Bey şunu arz etmek isterim. Dışarıdaki bütün Iğdırlı iş adamlarımızı Iğdır'a gelip yatırım yapmalarını Iğdır inanın bir 2-3 yıl içerisinde büyük nüfusa sahip olduğu halde ticari yönlerinde büyük bir patlama meydana gelecek. Onun için yapmamız lazım. Iğdır'a sahip olmamız lazım diye düşünüyorum. Artı Ermenistan'da rahat durarsa Azerbaycan'la iyi geçinirse tabii Azerbaycan'la aralarını düzeltirse benim tahminim Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Ermeni vatandaşlarıyla bir arada da yaşayabiliriz diye bir beyana televizyon konuşmasında yanılmıyorsam öyle bir konuşma yaptı. Ama bu da Ermenilere bağlı bir şey. Bunun yanında da rahat
durup da iyi geçinirse, Türkiye'den de iyi geçinip toprak taleplerinden vazgeçerse, hani bir laf var. Aç tavuk darı ambarında kendini görür düşüncesinde olmazsa Alican kapısı da açılır. Ve bizim Iğdır'a 15 kilometre, oradan da Ermenistan'ın en fazla yaşadığı yer neredir? Erivan'dır. Erivan'da da 30 kilometre, 45 kilometre. Hani bunlar ben şöyle Rusya'da da fuarlara gittiğimizde bakıyorum. Ermenistan'da 20 yaşını dolduran geç orada kalmıyor. Çünkü iç yok, açlar. Ya bunlar şu anda Ermeni siyaseti kendi halkına zulüm ediyor. Halbuki bir tarafında örneğin Azerbaycan gibi zengin, iş potansiyeli olan bir komşusu. Bir tarafında Türkiye şu anda mesela örneğin 40-50 bin belki de 70 bin Türkiye'de Ermeni vatandaşı çalışıyor, ailelerine para gönderiyor. Onlara bir rahatsızlık veren var mı Türkiye'de? Yok. Hani Ermeni kendi halkına zulüm ediyor diye düşünüyorum. Kapı da açılırsa transit taşımacılık da tabii buradan gidecek. Ermeniler gelecek Iğdır'da ve Azerbaycanlılar gelecek oraya. Derken Kafkaslar'da bir barış ortaya çıkacak. Hani bir komşular arasında iyi geçinme ve bir barış ortamı oluştuğu zaman ister istemez ve hareket olan yerde, sirkülasyon olan yerde ne olacak? Bereket de olur ve ticaret de olur. Onun için ne yapmak lazım? Iğdır'da ciddi bir iş potansiyeli olacağı için burada arkadaşları yine demin de söylediğim gibi Iğdır'a çağırıp gelip Iğdır'da yatırım yapmaları bence faydalı olur diye düşünüyorum. Ama dışarıdan örneğin başka yerlerden geleceğine Iğdır'da dışarıda bir sürü iş adamlarımız var. Onlar gelse ben daha çok memnun olurum, mutlu olurum. Ben Bakü'de yıllardır 30 yıla yakın iş yapıyorum. Ben arzu ederdim ki Iğdır'ından her meslekte orada bir kardeşimiz, bir hemşehrimiz olsun. Ama maalesef biraz bizim halkımız da ne bileyim tembel mi diyeyim, girişken mi olmadığını mı söyleyeyim. O yönden biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Benim diyeceklerim budur. Iğdır'ın kıymetini bilelim. Iğdır'ın potansiyelini değerlendirelim ve ona göre yatırım yapalım diye düşünüyorum. Sayın Yacılı, çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey var. Süreyi zaten geçtik. Evet, soracağımız bir şey varsa. Korkumuz, evet, korkum şuydu. 40 dakikada kapanmasıydı. Şimdi onu atladık. Dolayısıyla kapanmayacağı konusunda emin olduk. Ama Selçuk Bey'le Hanefi Bey'e bir söz daha vereceğiz onu telafi etmek için. Ama ben size şeyi rica edeceğim. Geçen konuşmamızda bir Ermeni'nin size söylediği şeyi burada anlatırsanız diğer arkadaşlar da Ermeni bir kız size Türkleri sevmiyorum falan diye bir şey demişti ya. Hatırladınız mı? Şeyde Moskova'da mı? Nerede bir yerde karşılaştık demiştiniz. Ne? Ha. Ermeni bir biz Rusya'daydık. Bizim ortaklarla gitmiştik. Böyle pazarda geziyorduk. O da önünde bir şeyler satıyordu. Kız değil de yaşlıydı. Yani bir 50 yaşında falan vardı. Bayandı. Arkadaşlarım dedi ki ortaklarım dedi bak bu Türktür. Birden kalktı ayağa. Dedi sizin dedeleriniz bizim dedemizin kanını Aras Nehri'ne akıttı. Ben de yalan yok. Orada aynı şeyi dedim. Aynı ilk soykırımı yapan sizin dedelerinizdi. Türkçe de Azerbaycan dili de biliyordu. Dedim ilk soykırımı yapan sizin dedelerinizdir. Daha sonra da tabii ki yapılan kimsenin yanında kalmaz diye biz de aynı şeyi sizin dedelerinize yaptık. Yalnız benim babaannem anlatırdı. Senin de halan oluyor. Diyor o zaman 1917'lerde filan bizim burada Ermeni
çeteleri köylerimizi basıp, çok affedersiniz, hamile kadınların karnını yırtıp süngüyle çocukları kaldı. Bunlar vahşi bir insan. Hani bugün Karabağ, Allah başkomutanımız İlham Aliyev'e ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Ben Karabağ alınmaya başladı. Hep bu ikisine dua ediyorum. Çünkü biz hayal etmiyorduk ki tekrar Karabağ'ı geri alacağız diye. Onun için bunların girişimiyle ve Türkiye'nin desteğiyle kahraman Azerbaycan ordusu 45 günde geçen İran'dan beni bir arkadaşım arıyor. Yani orada iş yaptığımız birisi, dostumuz. Diyor maşallah Azerbaycan 45 gün içerisinde Karabağ'ı fethetti. Yani orayı zaferle kutladı. Yani helal olsun filan. Bu laflar bile İran'da konuşuluyor. Onun için yani İran bunu söylüyor. Bir de ben yine bir Rusya'da bir oteldeydik. Ermeni çocukları orada çalışıyordu otelde. Ben ortağıma aynı şeyi söyledim. Dedim sorar mısın bunlar niye buraya gelmiş? Çağırdı Metin Bey. İnan aynı lafı dedi. Dedi biz orada açız. Hani iş yok, güç yok, perişanız. Bunu bizzat ben sordum ve söyledi. Dedim peki hele sor tekrar gider mi diye. Dedi kesinlikle gitmeyiz dedi. Gerçekten şu anda 3 milyon gözüküyorsa ben tahmin ediyorum orada 1-2 milyona varacak bir nüfus yoktur. Yani biz Bakü'den gelişte bu Sevan Gölü var. Orada uçak gayet alçalıyordu Metin Bey. Alçalıyordu. Yalnız onun verimli toprakları bizim Iğdır Ovası'nın şeyidir, beraberliğidir. Diğer taraflarda o Sivan Gölü'nün etrafında biraz yerleşim alanları var. Zaten 30 bin metrekarelik bir ülkedir herhalde. 30 bin metrekare sanırım ancak var. Öyle evet. Midir? 30 bin evet, midir? Yani o diğer. Diğer taraflarda dağlık, yani orada bir herhangi bir turizm yok, üretim yok. Yani açlar. Bu şekilde de komşularıyla iyi geçinmemeye çalışıyorlar. Yani evet. Gerçekten komik bir durumları var. Bunu niye Allah anlatmanızı istedim? Geçen size anlatmıştım. Evet. Arkadaşlara da anlatmak isterim. Ben bir dil öğrenmek için Londra'daydım. Bir evde kiralık kalıyordum. Hafta sonu iki tane genç kız geldi. Ev sahibinin akrabaları. Akşam yemeğe beni de davet edince ben de katıldım tabii. Orada kız bana ben Türkleri sevmiyorum diyebildi. Yani ben babası yaşındayım onun. Ve orada ev sahibi konumundayım. O iki günlüğüne gelmiş ve gidecek. Şunu demek istiyorum. Bakın Ermeni'nin huyu değişmiyor. Yani Londra'da da aynı, Moskova'da da aynı, burada da aynı. Siz işin içinde olan birisi olarak bakın açlar diyorsunuz ama Türkiye'den toprak istiyor. Açlar Azerbaycan'la savaşıyor. Yani oraya vermiş oldukları, evet bedava silah aldılar ama parayla da mutlaka almışlardır. Yani kendi halkına dönecekken bu silahla uğraşması, düşmanlıkla uğraşması pek lehine değil. Sayın Yacıl teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ben bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Ermenistan'a giden bizim buranın mülki amirleri var. Konuşuyorum. Pazarda tabii şu anda git dediğimde bir iki yıl evvel gidenler bu sınır görüşmelerinden dolayı. Yani pazarda sağda solda hep Türk malları. Bunu da ne yapıyorlar? Örneğin Gürcistan'daki bir iş adamı invoice değiştiriyor tırın. Aynı tır orada boşalmadan Türk tırları bile Ermenistan'a gidip malı boşaltıp geliyor. Evet. Burada Ermenistan'ın ne karı olacak? Direktmen eğer bizimle Azerbaycan'la bizimle arayı düzeltirse komşuluk ilişkilerine saygıyla yanaşırsa ve orada şu anda mal ettiği malları ucuz bir şekilde
Ermenistan halkına şey yapmış olacak, ithalatını yapmış olacak diye de onu da söyleyip düşünüyorum yani. Peki, teşekkür ediyoruz Sanayicili. Şimdi ben aramızda...